Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi konuklarımızla konuları konuşmaya başlayacağız. Bugün çok ciddi, dün de aslında yükselmişti. Bitcoin piyasasında ciddi bir yükseliş var. Dün rekor seviyeye çıktığını söylemiştik, 22 bin dolar. Bugün 23 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Gün içerisinde %10'luk bir artış sağladı. 22.900'lerde, biraz sonra tam rakamlara da bakacağız. Şimdi bu konuyu, geleceği de konuşacağız. Bu piyasanın nereye doğru gittiğini, ciddi bir yükseliş var. Normal paralara artık vedalaşma zamanı mı geliyor? Piyasalar ne diyor? Küresel piyasalar ne diyor? Onları konuşacağız. Konuğumuz iCrypex CEO'su Gökalp İçer. Gökalp Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ali Beyciğim. Nasıl? Aslında biz sizinle dün konuşacaktık, yayınımızı yapacaktık. Aynen. İyi ki bugün yapmışız. Değil mi? Bugün de bir yükseliş var. Evet. Öncelikle bu yükseliş, yani herkesin konuştuğu bir konu, gündem maddesi haline geldi. Evet. Siz de bu konuda yetkin birisiniz. Evet. Türkiye'de önemli bir kurumun CEO'susunuz, iCrypex'in. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yükselişler normal mi? Yoksa yükselmeye devam mı edecek? Alıcılar ne yapsın? Şaşırtıcı değil bir kere yani. Bunu biz uzunca bir süredir zaten analiz ediyorduk. Rakamlar tabii hani 21, 22, 23 bin seviyesi biraz şey, ne denir? Direkt hedef söylemeniz pek mümkün olmuyor bazen ama şaşırtıcı değil. Neden? Bir mal ne için alınır? Bir mal daha fazla talep görürse alınır. Geçmişte de evet bu seviyeleri gördü. 2017'de bu seviyeleri gördü, 2017'nin sonlarında. Ama durum biraz sanki o zamankinden farklı. Tüm ekosistem farklı, katılımcılar farklı gibi. Zaten biz de burada her gün bizim diğer arkadaşlarımızla birlikte yayınlar yapıyoruz. Orada da diyoruz ki birçok kurumsal katılımcı artık bu oyuna giriyor. Yani regülatif bir sürü destek var. Bu Bitcoin ve kripto paraların geneliyle alakalı. Artı fonlar giriyor, sigorta şirketleri giriyor, bayağı e-ticaret, çok büyük e-ticaret şirketleri ya da ödemeye aracı olan şirketler, işte PayPal gibi, işte Spotify gibi şirketler de artık oyunun içerisine giriyor. Böyle olunca da çok fazla talep var ama günün sonunda Bitcoin bir kıt kaynak bir taraftan baktığınızda da. İşte en sonki yarılanmadan sonra, yani Mayıs yarılanmasından sonra şu an günde 900 ila kabaca 1000 adet üretilen bir üründen bahsediyoruz. Ama işte bir Grayscale diye bir tane firma çıkıyor, diyor ki ben 40 bin tane alıyorum. Veya Guggenheim diye bir tane şirket çıkıyor, diyor ki bir fon. SEC'ye bildiriyor, o Amerika'nın bizim SPK'sı diyelim, Securities Exchange Commission'a bildiriyor. Diyor ki ben Grayscale üzerinden varlıklarımın %10'unu, örnek veriyorum, şeye yatıracağım, Bitcoin'e yatıracağım. Varlıkların %10 ne kadar bu arada? Ufak bir rakam değil, 500 milyon dolar gibi bir rakam. Katılımcılar artıyor. Ve merkez bankaları artık bu işe kafa yormaya başlıyor. Bu durumda da tabii ki yükseliyor. 20 bin psikolojik bir dirençti. Piyasa oyuncuları takip ederler. Böyle seviyelerin üstünde de çok fazla alım emiri çalışır. Bunun ürünün ne olduğu önemli değil. Yani buna kripto para Bitcoin deyin ya da bunun adı X bir hisse senedi olsun ya da bir para birimi olsun. Böyle çok önemli seviyelerin üstünde ya da altında emirler birikir. Ve o seviyeler aşıldığında tık 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 hepsi çalışmaya başlar. 20 binden 21 ve 22'ye doğru hızlı olan. Hızlı geçişi ondan dolayı oluyor. Evet, ondan olur. Şimdi Gökalp Bey, ben eski bir kişiyim. Ben öyle yeni dijital alanlara çok alışamıyorum. Ama hayatın artık ritminin buraya doğru döndüğünü görmeye başlıyoruz. Dün İsveç Kronu'nun 2020'de dijitale döneceğiyle ilgili haber geldi. Doğru. Şimdi biz bu ciddi yükseliş ve uluslararası ticaretin, küresel ticaretin buna doğru döndüğünü kesin kanaate girdik mi biz? Siz bu konunun uzmanısınız. Artık bundan sonra yavaş yavaş şu elinizdeki kağıt paraları, bilmem neleri, bunları unutun diyelim mi insanlara? Aslında biz o insanlara, yani biz değil, yani otoriteler ve küresel ekonomi o insanlara uzunca bir süredir zaten şunu söylüyor. Artık cash olmadan, nakit olmadan işlem yapacaksınız, alışveriş yapacaksınız diyor. Bunu neyle diyor? Kredi kartıyla diyor ya da online ödeme sistemleriyle diyor. Yani bizim hayatımızda bugün Alipay, WeChat üstünden bir yapılan şey ödeme, bir PayPal, bunlar yoktu bizim hayatımızda bundan 15 yıl öncesinde. Ama şu an artık bunlar var. Dolayısıyla piyasa oraya doğru gidiyor. Ama kripto paraların özelinde peki biz bunun hangi fazındayız? Biz hala bütün bu gelişmelere rağmen bunun henüz giriş, gelişme bile değil, giriş ve piyasayı anlama fazında olduğumuzu düşünüyoruz. Neden? Çünkü daha çok yeni merkez bankaları bu işe kafa yormaya başladı. Dijital kronu söylüyorsunuz. Yine aynı coğrafyadan İsviçre, bundan birkaç hafta önceydi, en büyük dijital borsalarıyla, dijital exchange ile Six Group'la birlikte bir ortak, bir joint bir iş yapmaya karar verdiler.
İki bacağı var bunun. Bunun bir tanesi Merkez Bankası dijital para birimi bacağı var ki o şu an bizim konuştuğumuz şeyin konunun... Şimdi o merkez bankalarını biraz sonra konuşacağız ama İsveç deyince yani sıradan bir ülkeden bahsetmiyoruz. Evet. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet, evet. Yani piyasanın oraya doğru gideceğini düşünüyor muyuz? Evet, şu an ama henüz hala tüm bu gelişmelere rağmen hala biz daha giriş aşamasında olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ne zaman merkez bankaları da birazdan konuşacağımız şeyin içine girecek, bir kendi para birimlerini çıkartacak vesaire. O zaman diyeceğiz ki evet okey başka bir yere doğru bu gidiyor. Zaten bu talepler işte PayPal'ın adımı, işte fonların adımı ya da Amerika'da bir tane sigorta şirketi çıkıyor diyor ki bir tane dediğime de bakmayın en eskilerden yani 1851'de kurulmuş 235 milyar dolarlık bir varlığı olan asset under management olan bir şirket çıkıyor diyor ki Mass Mutual diye bir şirket. Evet ben kripto varlık alacağım şu kadar varlıkların toplam varlığın 10.000'de 4'ü kadar alacağım diyor ama bunlar hep piyasa oyuncusu tarafından şöyle okunuyor. Bir dakika demek ki buraya artık kurumsal talep de geliyor bu insanlar bunu fonlarına ve varlıklarına tutuyorlar diyor. Rakam kaç? Mass Mutual'ın bunu söylediği rakam 18 bin dolar. Demek ki 18 bin doların da üstünde bir beklenti hedefi var ki bunların ve buradan alım yapıyorlar veya oyuna dahil oluyorlar falan. Peki bunun şu anda dönen piyasada, küresel piyasada dönen hacmi nedir bunun? Toplam tüm kripto paraların 655 milyar dolar civarında gelmeden bir kontrol etmiş tekrar. Kripto para, Bitcoin özelinde ise 430-440 ama milyar dolar önemli civarında. Bir kısmını Bitcoin alıyor. Tabii evet işte yani neredeyse işte %60'ını, %65'ini falan Bitcoin alıyor. Peki daha aslında bakınca 650 milyar dolar hani trilyona bile geçmemiş. Ama dünyadaki dönen para finansa baktığımız zaman çok trilyonlarca bir para var. Ama çok hızlı bir şekilde yükselebileceğini düşünüyoruz. Şimdi geçelim merkez bankalarına ama ondan önce ben Çin'i sormak istiyorum. Çin'de de böyle bir çalışma var. Evet. Çin çünkü önemli. Hani İsveç'ten de bahsettik ama Çin şu anda dünyanın fabrikası durumunda. Nüfusuyla, ekonomisiyle Amerika'dan sonra ikinci büyük bir nüfus açısından birinci. Dolayısıyla oradaki hareketliliği neye bağlıyorsun? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Çin artık yavaş yavaş buraya doğru dönmeye başlıyor mu? Dolar hegemonyasından kurtulmak için mi bunu kullanıyor? Ne için yapıyor? Aslında tam bunun için yapıyor gibi okumuyorum ben bunu. Dijitalleşme için yaptığı kesin. Çünkü Çin birçok Avrupa ülkesinden ve şeyden daha ileride bu konularda. Bizim normal genel bilinenin aksine aslında çok daha ilerideler. Yani birçok ödeme sistemini ilk başta Çin'de görüyorsunuz. Ve birçok şeyi de daha kolay entegre edebiliyorlar kendi yönetim sistemleriyle kaynaklı. Dolayısıyla Çin'in yuan'a geçmesinin sebebini veya dijital yuan'a geçme isteği burada bir Ar-Ge ve bir teknoloji gelişimi olarak yorumluyorum ben bunu. Sadece dolardan kurtulma olarak yorumlamıyorum. Zaten uzunca bir süredir biliyoruz, finansın içerisindeyiz. Zaten Amerikan varlıklarını boşaltıyorlardı. Tuttukları Amerikan hazine bonolarından çıkıyorlardı. Bayağıdır bir süre zaten. Ama oradan da yani o da bir işaret aslında. O da bir yani işaret, oradan evet. Çıkıp bu tarafa doğru da yuan'ı ön plana çıkarmıyorlar ama neyi çıkarıyor? Dijital yuan'ı ön plana çıkarıyorlar. Peki şimdi Gökalp Bey, şimdi biz çok ciddi bütün küresel piyasalar COVID-19 sendromu diyelim, krizi diyelim, hırpalanması diyelim onu yaşıyoruz. Evet. Bunu yaşarken de bütün gözümüz, kulağımız serbest piyasa koşullarında dahi olsak merkez bankalarına döndü. Ve merkez bankaları nasıl adım atacak, parasal genişleme yapacak mı, yapmayacak mı? Herkes kurtarmak için merkez bankasına döndü. Yani aslında bir nevi kamu piyasanın içine girmeye başladı. Peki merkez bankaları bu işe nasıl girmeye başladı mı, düşünüyorlar mı dijital alana? Merkez bankaları bunu birkaç yıl önce biraz çekimserler ve şey konuyu anlamak belki doğru kelime olmayabilir de konuyu kokluyorlardı bu birkaç yıl öncesine kadar. Hatta bizde de yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da yayınladığı bu konuda makaleler var. Blockchain teknolojisi nedir, Bitcoin nedir gibi. Ama şu an artık yavaş yavaş son özellikle de 2020 yılın içerisinde adım attıklarını görüyoruz. Adım atmaktan kasıt ne? İşte mesela İsviçre Merkez Bankası'nın yaptığı bu deneysel çalışma bir adım. PBOC'nin Çin'in yaptığı dijital yuan'ı 10 milyon tane yuan, dijital yuan yaratıp bunu böyle bir helikopter para gibi insanlara dağıtıp gidip bunu siz hadi yemek şirketlerinde kullanın bakalım. 15 milyon civarında elden dağıttıklarını söylemişlerdi. Evet. Evet. Bunu işte dağıtıp hadi siz bunu bakın kullanın demelerinin şeyi bu ne denir? İşin içerisine giriyorlar. Ama orada ben birkaç şey okuyorum. Bir tarafı güzel, bir tarafı da ya acaba bu finans piyasası nereye gidiyor dedi düşündürtüyor. O da şu,
Geçen ay BIS, yani Bank of International Settlement'ı bir topladı 7 merkez bankasını. Kim var? Fed, işte Riksbank var İsveç aralarında, ECB var, BOJ var, BOE var falan, yani hepsi yani var. Yani aslında en büyük merkez bankaları, G6 deniliyor. İngiltere'de içerisinde, BOE'de içerisinde bunların. İngiltere Merkez Bankası. Dedi ki bu iş nedir acaba? Böyle bir ortak bir makale yayınladılar. Orada birkaç tane risklerine bu işin ve faydalarına vurgu yapılıyor. Risk hepimiz bildiğimiz işte küresel siber riskler, bahsettikleri risk. Ama okudukları bazı finansal riskler de var. Bu benim biraz hoşuma gitti. Biraz çünkü işin fantastik tarafı. Şöyle, şimdi kağıdın, yani araştırma kağıdının fayda olarak koyduğu şeylerden bir tanesi şu. Covid'le bunu bağlayacağım. Çünkü biz hatırlarsanız 2008 krizinden sonra başta Amerika, sonrasında da 2013-2014'teki Avrupa'daki borç krizinde de hep şunu konuştuk. Ya evet, Fed bayağı basıyor. TARP 1, TARP 2, QE'ler havada uçuşuyor. Ama acaba bu son kullanıcıya gidiyor mu? Kredi aktarım mekanizmaları doğru çalışıyor mu bilmiyoruz diyorduk 2010'larda. Aynı soruyu 2013-2014'te de soruyorduk. Ya ECB bastı, evet, şeyleri, SME'leri destekliyor, COBİ'leri bizim deyimimizde. Ama acaba bu parayı oraya gidiyor mu? Bu bir sorunsaldı. Bu sorunsal da zaten faizleri negatiflere götürdü o zaman, Avrupa faizlerini. Alman tahvillerini hatırlayalım, yani negatif bölgelerde gidiyordu hep. Euro'nun durumu vesaire. Ama şu anda BIS'in dediği şey şu, bu yani CBDC diye tanımladıkları, İngilizcesini söylüyorum çünkü yani merkez bankaları, dijital para birimleri, belki de bu kredi aktarım mekanizmaları ya da para politikası aktarım mekanizmaları için aslında bir araç olabilir. Bu çok ilginç. Zaten o sizin söylediğiniz merkez bankasının parayı basıp şirkete hadi sana bu kadar milyar dolar para vermiyor. Evet. Sadece... Yani Merkez Bankası'nın sağ tarafında duran bilançosunu sol tarafına getiriyor ve onu göstererek de tahvil alımını yapıyor. Ortada bir para diye bir şey yok aslında. Evet. Diğer taraftan da bunu bu şekilde bir fayda olarak okuyor BIS ve ECB ve bu faydanın da aslında bir risk de barındırdığını okuyor. Yani kripto paraların ya da dijital dünyanın söyleyeceği bir riskin ötesinde bir şey, finansal bir risk. O da şu. Eğer bu olursa bizim bu iş için kullandığımız bankalar var. Bankacılık sistemi diye bir şey var. Yani intermediyer, arada da onu kullanıyorsunuz. Ama acaba bu aradan çıkar ya da fonksiyonu zayıflar ve bunun çıktısı olarak da finansal istikrara zarar verir miyiz diye okudukları risklerden bir tanesi bu. Ben bunu önemsiyorum. Şöyle, demek ki gerçekten burada net bir fayda görüyor merkez bankaları. Ve kendi para politikası araçları için de bunu bir enstrüman olarak okumaya başlıyorlar. Çünkü... Ne yaptı Fed ilk pandemi zamanında? 1200 dolar dağıtıyordu her vatandaşına, müşteri diyecektim, her vatandaşına. Bunu da dijital yolla mı dağıtsak acaba diye soruyordu. Bir tartışma da olmuş. Bir tartışma doğmuş, evet. Şimdi bunu yapabilir işte yani. Yani her vatandaşının kimlik kartını ya da cep telefonu, o dijital parayı tanımlayıp, örnek veriyorum, bunu bir Ethereum gibi bir smart kontrat, bir akıllı kontrat altında ilgili fonksiyonlarla bile tanımlayabilir. Yani şunu diyebilir. Evet, ben böyle bir para tanımlıyorum ve bu parayı sadece gıdada kullanacaksın diyebilir, örnek veriyorum. Dolayısıyla bu gıdanın dışında da kullanamaz. Evet, bu işte çok heyecan verici bir şey. Bizim işte o ilgili o portallarda izlediğimiz o fantastik, fütüristik dizilerdeki şeyler acaba gerçek mi oluyor sorusunun da. Şimdi bizim bu son dönemde, yazın daha doğrusu, bu Covid'den çıkmak için Haziran'dan sonra bir kredi ile büyüme hikayemiz var. Hatta orada çok da tartışmalar var. Yani konut kredisi alan insanların bir kısmı dolara gittiği, araç aldığı, başka bir şey yaptığı da söyleniyor. Şimdi siz söylerken aklıma o geldi. Acaba bunu dijital para olarak tanımlamış olsaydı, sadece konuta alınabilir, verilebilir olmuş olsaydı, krediler de belki tanımlanmış ve dolayısıyla da başka bir yer içinde kullanılmasının da önüne geçilmiş olacaktı herhalde. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. İşte bu da, örnek veriyorum, bunu siz bir COBİ'ye verdiğinizde onu nerede kullanabileceği, yani o parasal teşviğin neyse adı artık veya genişlemenin, bunu nerede kullanabileceğini çok doğru tanımlamış oluyorsunuz. Bunun iki tane faydası var. Bu bir tane faydası şu. Aslında biz günün sonunda konvansiyonel para piyasaları ve finansal marketlerde müşteriyi tanıyoruz. Yani bu bankacılık sistemine girişin ve çıkışı var, bütün parasal sistemi. Dolayısıyla CBDC biraz da buna da yol açıyor. Yani parayı izleyebiliyor merkez bankaları. Bu da neyin eleştirisinin cevabı? Acaba kripto paralar ya da Bitcoin özelinde ilk çıkış felsefesi ya da mantığı diyelim,
müşteriyi tanıma kuralları çok doğru yapılmıyor mu? Acaba amele kurallarına çok uyulmuyor mu sorusunun ve eleştirisinin aslında bir cevabı bu bahsettiğim şey. Gökalp Bey, şimdi birkaç da çok aslında sorum var ama ilginç bir şey. Arkadaşlar tam ekran verirseniz ben de onları görmüş olurum. Şu anda biz yayına girmeden bir 10 dakika önce 22.000, 23.000 bir coin piyasasını bir ekrana alabilir miyim arkadaşlar? Son rakamlara bir bakalım. Anlaşamadık. 23.400'e kadar yükseldi. Evet. Yani çok hızlı hareket ediyor şu anda, evet. En sonunda anlaşabildik. 23.467, evet. Bugün itibariyle %12.73'lük bir artış. Bu 2017'de dediniz bu seviyeleri buldu. Şimdi 2017'de böyle oldu, sonra düştü, sonra çıktı. Bu spekülasyon ya da iniş çıkışlar ne zaman normalleşmeye başlar? Yoksa bu piyasa böyledir, hep böyle mi olur? Açıkçası şu an zaten biz normalleşme fazında olduğumuzu düşünüyoruz. Hı. Neden? Hangi piyasa çok volatil hareket eder, çok oynak hareket eder? Yani adımları, piyasa adımları çok yüksektir, pat pat pat. Derin olmayan piyasaların çok yüksektir ya da düşerken de aynı şekilde. Bitcoin bu yüzden 2017'den farklı derken bunu söylüyoruz aslında. Piyasa katılım... Bir derinliği oluşmaya başladı. Artık bir derinliği oluşmaya başladı. Katılımcıların fazla olmasının böyle faydaları var. Şu anki yükselişin %8, %10'luk veya işte bir haftadaki %20'lik yükselişlerin evet oynaklığa negatif yönde ama oynaklığı arttırıcı yönde bir katkısının olduğunu biliyoruz. Ama 2017'dekine benzer bir şekilde illikit bir piyasa olmadığını da bildiğimiz ve düşündüğümüz için, bildiğimiz için diyorum çünkü 2017'ye örnek veriyorum. Amerika'da Chicago Mercantile Exchange'de hiç trade edilen future kontrat yoktu neredeyse. Bugün, ama bugün? Tabii günlük 60-70 bin tane Bitcoin trade ediliyor. Adet olarak söylüyorum, kontrat adet değil. Adet olarak bu kadar Bitcoin trade ediliyor. Şimdi günün sonuna bakıyorum, evet derinleşiyor bu piyasa. Bir yere, bu da oynaklığı düşüren sebep. Zaten bunu bu söylemin de kenara alıp sayısal olarak bakalım. 2016-2017'kinden itibaren altın ve Nasdaq'la, altının 90 günlük oynaklığıyla Bitcoin'in 90 günlük oynaklığını karşılaştırdığımızda ve Nasdaq'ın aynı şekilde şu an bambaşka bir yerde olduğunu görüyoruz. Yani o zamanlar 7-8 rasyo gibi bir rasyo vardı altına karşı. Şu an 1,5, 1,8, 2'lerde falan. Bayağı aslında hala yüksek, evet, oynaklığı. Ama 2017'deki gibi değil. Aynı şekilde Nasdaq'la karşılaştırdığımızda da benzer sonuca ulaşıyoruz. Gökalp Bey, şimdi o zaman yılın 2020'nin sonuna doğru geliyoruz. Hı-hı. Yılı nasıl bitiririz onu önce sormak istiyorum. Sonrasında 2021 yılında bu piyasaya girmek isteyen, yatırım yapmak isteyenler neyle karşılaşabilir? Sizin öngörüleriniz nedir? Şu son 2-3 ayda duyduğumuz şeylerin gerçekleşmeleriyle ve buna benzer haberleri daha fazla duymayla karşılaşabilir. Neydi bu haberler? İşte bahsettiğimiz bu kurumsalların girmesi, portföy arttırması, ağırlık arttırması falan. Bitcoin özelinde bakarsak da yeni yılın, bu yılın sonuna kadar zaten şu 16-17 gün, 13-14 gün kaldı, düzeltiyorum. 13-14 gün içerisinde eğer bir geri çekilme olacaksa da bunun 20 bin doların altına olmasını beklemeyiz açıkçası. Ve oradan da hemen talep gelmesini bekleriz. Eğer oluyorsa da. Gökalp Bey, siz anlatırken şimdi biz yayına girmeden önce arkadaşlar soruyorlardı acaba girsek mi diye falan. Ben de dedim yükselmişken girmeyin. Sizin söylediğiniz bir 20 bin dolara gelmesi durumunda girmeleri mümkün olabilir insanların. Çünkü bunu bilemiyoruz tabii diyor. Ya bunu evet yani yatırım tavsiyesi gibi söylemiş olmasın. Öyle evet, bir tavsiyemiz de yok zaten. Genelde finansal piyasalara baktığımızda üründen bağımsız, tekrar ediyorum, Bitcoin ya da portakal suyu ne olduğu önemli değil. Yani üründen bağımsız bir trend başladığında o trendin 1/3'ünü kabaca yakalayabiliyorsanız aslında fena bir iş yapmıyorsunuz demektir. Dipten alıp tepeden satmak biraz hayal bu işlerde. O yüzden de trendin bir yerinden yakalamış olmak kafi ve yeterli. Yeni girecek, ya ben hiç yatırım yapmadım bugüne kadar ama ya duyuyorum bir şeyler oluyor falan diyecek yatırımcı için önce bir dinleme, anlama ve okuma fazını bir geçirmelerini öneriyorum ısrarla. Sonrasında da biz bu konuda iCrypex olarak çok destek veriyoruz yatırımcılarımıza açıkçası. Çünkü telefonla ulaşabildikleri ve araştırma raporu alabildikleri benim bildiğim Türkiye'deki tek borsayız. Diğer taraftan da bu fazı bitirdikten sonra da asla her üründe, her finansal markette olduğu gibi
tek bir ürüne yatırım yapmalarını önermiyorum. Sepet yumurtaları bir sepete bravo, koymayalım. Bravo. Toplam bütün yatırımları içerisindeki kripto para varlığı bir ayrı bir sepet ağırlık olmalı. Kripto varlıkları içerisinde de Bitcoin'in ağırlığı farklı bir şey olmalı. Onu ama mutlaka değerlendirip, anlayıp, okuyup değerlendirip. Son bir soruyla bitirelim. Lütfen. Bir altcoin'lere de bakalım. Aha. Orada durum nedir? Onlarla ilgili de bir değerlendirmenizi alalım. Tabii şöyle, tabii onlar Bitcoin'in böyle dominansı arttığında, baskınlığı arttığında, çünkü Bitcoin haberleri var, kıt kaynak, herkes onu alıyor falan. Böyle olduğu zaman dominans artıyor ve altcoin'ler biraz yavaş kalıyor gibi sanki. Kimin öncülüğünü? İşte Ether, Link, AVAX, XLM, XRP falan. Evet, onların içerisinde bir hareket var ama görece yavaş. Mesela ilk sorduğunuz şey, yeni başlayan bir yatırımcı ne yapmalı? Mesela ben yeni başlıyor olsaydım sepetime sanki altcoin'ler de birazcık koyardım. Çünkü eğer bu deniz yükseliyorsa onların da daha bir hani upside görme şeyi vardı, tanım vardı. Orada birazcık daha potansiyel var gibi sanki Ethereum, Link ve AVAX için. Evet. Enteresan bir durum tabii yani. Çok heyecanlı oldu. Tabii bu pandemi döneminden sonra piyasalarda bir hareketlenme vardı ama bu piyasa coştu diyebiliriz. Herkes şeyi bekliyordu. Borsaların hani son yıl sonu rallisini yapıp yapmayacağı ama herhalde ralliyi bu piyasa yapıyor. Ne dersiniz? Christmas kripto paralar için geldi Noel Baba. Öyle diyelim. Öyle diyelim. Çok çok teşekkürler Gökhan Bey. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım insanlar da bu heyecanı anlamışlardır, anlatabilmişizdir. Katıldığınız için İnşallah. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olmak istediniz. Küçük bir araya gidiyoruz ve arkasından Profesör Doktor Ege Yazgan ile hem küresel piyasayı hem Türkiye piyasasını konuşuyoruz. Ara.